28 yaşındaki Hande Küden 138 yıllık tarihinde Berlin Filarmoni Orkestrası'na Türkiye'den kabul edilen ilk keman sanatçısı oldu. Bu harika habere hepimiz çok sevindik. Şimdi Hande Küden'le birlikteyim. Peki Hande, sen hangi duygular içindesin ve Berlin Filarmoni'ye girmek neden bu kadar önemli? Çok teşekkür ederim. Her şey için, tüm paylaşımınız için, yaptığınız haberler için ilk önce. Çok mutlu oldum açıkçası. Tabii ki de sadece ilk defa bir keman sanatçısı olarak orkestrada olduğum için de değil. Aynı zamanda orkestranın çok büyük bir evet oyunu alarak deneme süresini geçtiğimi öğrendim. Dolayısıyla bu beni daha da çok mutlu. Çünkü çok istendiğim bir yere gerçekten de girdiğimi, kadromu aldığımı farkına vardım. O yüzden oradaki iş arkadaşlarımla çok minnettar kaldım açıkçası. İnanılmaz müzisyenler, böyle harika müzisyenlerin olduğu bir ortamda benim de gerçekten büyük bir istekle kabul etmiş olmaları çok gurur verici bir şeydi benim için. Peki neden bu kadar önemli Berlin Filarmoni Orkestrası'na girebilmek, kabul alabilmek, kadrolu olabilmek? Berlin Filarmoni Orkestrası dünyanın en iyi orkestralarından biri. Ve çok, dediğiniz gibi 138 yıllık çok köklü bir orkestra. Ve dünyada gerçekten de ilkleri de gerçekleştirmiş orkestralardan biri de şu anlamda. Ben Berlin Filarmoni'de önceden staj programı yaptım. 2014-16 yılına kadar. O staj programını ilk defa Karayan oluşturuyor. Karayan'ın destekleriyle bu vakfı kurmasıyla beraber, Karayan Vakfı'nın kurmasıyla beraber akademi de bu şekilde kurulmuş oluyor. Akademi adı altında benim gibi öğrencilere böyle müzisyenlerle çalışma fırsatı veriyor o zamanlar. Ve gelecek için de benim için umut oldu açıkçası. Ben o zamanlardan az çok yani gözlemleyip kafama koymuştum bu orkestrada ileride kadrolu bir şekilde çalmak istiyorum. Bunu her zaman düşünmüştüm. Tabii şimdi sizin baktığımızda bu hem geçmişte bir stajyer genç olarak akademide yer almanız var. Bir de asıl 2019'dan itibaren de siz orada deneme süresinde aslında birinci keman yardımcısı olarak zaten birinci var. Keman. Efendim? Birinci keman. Birinci keman yardımcısı olarak zaten 2019'da değil. Efendim? Yardımcısı değil. Yani birinci keman, yanlış anlaşılmasın, konsertmeister veya baş keman yardımcısı değilim. Birinci kemanlar grubunun üyesiyim. Peki bu statüye ne ad veriliyor? Yani kadroya geçene kadar bir stajyer durumu mu söz konusu? Nedir o 2019'dan bugüne kadar bulunduğunuz statü? 2019 Eylül ayında sözleşme, yani belli bir tarih içerisinde sözleşme yapılıyor. Bu 2 senelik bir sözleşme. Yani bu önümüzdeki 2 sene 2019'dan 21'e kadar olan bir süreç içerisinde de tekrar oylama yapılıyor. Yani insanların gözlemlemesi üzerine, benim oradaki çalışım, aktifliğim, performansım, insanlarla olan ilişkilerim, birçok faktör var. Bu kadar şeyler gözlemlendikten sonra tekrar oylama yapılıyor. Bu sefer çalmama gerek kalmadan. İlk başta sınavda çalarak kazandım. Ancak bu bir senenin sonunda da orkestra toplantısında herkes fikirlerini söyleyerek oylama yaptılar. Orkestrada kaç kişi var ve hepsinin tek tek görüşleri mi sözlü olarak ifade edilmeleri istendi ve onların onayı alınırsa mı, alındığı için mi oldu? Yani yanlış anlamamak için soruyorum. Bu çok farklı bir uygulama. Hani şey gibi, bir şirkete bir eleman alınır, bir deneme süresi koyulur 1 ay. Memnunsa yönetici, sadece yönetici, o kişi çalışmaya devam eder. Ama burada anlıyorum ki orkestranın bütün üyelerinin sana onay vermesi gerekiyor. Evet, aynen dediğiniz gibi tüm orkestra üyelerinin fikri önemli. Yani filarmonide şöyle hatta tanıtılıyor, 128 tane virtüöz. Gerçekten inanılmaz müzisyenlerin oluşturduğu sanki koskocaman bir grupmuş gibi düşünün. Ve dolayısıyla herkesin de eşit miktarda düşüncesini söyleme hakkı olduğu bir kurum. Kendi şeflerini kendileri seçiyorlar. Kendi yöneticilerine kendileri karar veriyorlar. Yani
Burada şunu anlıyorsunuz, grubun aynı düşüncede olması, aynı yönde ilerlemesi çok önemli. Neden önemli? Çünkü o zaman birbirleriyle bir harmoni içerisinde çalmaları da ortaya çıkıyor. Yani birbirleriyle iyi anlaşan insanlar, birbirleriyle aynı fikirlere sahip olan insanların çalışı da farklı oluyor. Tamamıyla birbirine kenetlenmiş bir müzik ortaya çıkıyor. Bunu başaran çok nadir orkestralarından biri. Bunun anahtarı da belki de bu kadar çok fikir değiş tokuş yapıp hep beraber aynı şekilde aynı hakları olduklarını düşünerek kararlara vermeleri, belki de karar vermeleridir. Gerçekten söylediğin çok ilginç. Hani yöneticilerine bile kendilerinin karar veriyor olması inanılmaz bir uygulama şekli olduğunu gösteriyor bize. Peki bu atmosferi biraz daha anlatabilir misin? Yani nasıl bir çalışma disiplini var? Nasıl bir ilişkiler ortamı var? Siz sanatçı olarak hangi eksikleriniz vardı bu bir yıllık süreç içinde? Kendinizi nasıl aynı zamanda geliştirme imkanı buldunuz ve sizi şaşırtan şeyler neler oldu bu ilişkiler ağı içinde? Provalarımız çok yoğun geçiyor ve ilk provaya herkesin inanılmaz bir hazırlıkla geldiğini görüyorsunuz. Zaten şöyle diyeyim size, ben akademi yaptığım için çok şanslıydım. Yani akademi süreci benim için sanki bir ön deneme süreci gibiydi, hazırlık gibiydi. Dolayısıyla ben orada bir de kişilik olarak da çok gözlemleyen bir insan olduğum için etrafındaki insanların çalıştığını gözlemleyerek ta o zamandan kendimi geliştirmeye başladım. Onun haricinde insanlar olan ilişkiler konusunda çok arkadaşça ve dostça karşılandım. Ya ben kendi açımdan konuşabilirim. Ve son bir haftada bana birçok iş arkadaşımı arayarak "Hande, sen hiç endişe etme, her şey çok iyi görünüyor. Rahatça uyu" dediler. Çünkü ben gerçekten o kadar çok stres altında ve baskı altında olduğumu az çok hissediyordum. İnsan kendi kendine yaptığı bir durum. Halbuki çok güzel gidiyor. Birçok insan benden çok memnun ama zor bir süreçti. Son iki hafta özellikle hiç unutmayacağım sanırım. Tabii hem heyecan hem stres, o kadar emek verilmiş, sonucu ne olacak insan merak etmeden duramaz herhalde. Peki birazcık daha çalışma yöntemleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Yani nasıl çalışır Berlin Filarmoni Orkestrası? Ne yapıyorsunuz bir sanatçı olarak? Yani bir diyelim ki bir ay sonra bir konser var, orada çalınacak 10 tane eser var. Her gün gidip işte günde 10 saat çalışıp onu mu çalışıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Nasıl bir çalışma disiplini şekli var? Evet, özellikle yani şöyle düşünün. Berlin Filarmoni tüm Beethoven senfonileri, Brahms senfonileri, Schumann senfonileri, Sibelius, Mahler, Bruckner, yani repertuarları var. Bu bestecilerin tüm senfonilerini çalmışlar ve bu senfoni isterse bir sene sonra, isterse iki sene, isterse beş sene sonra gelsin, hatırlandığı için, daha önce onlarca kez çalınmış olduğu için bir turneye çıkıldığında bazen birkaç kere prova yapılıyor ve anında konser veriliyor. Bazen hiç prova yapılmadan bir konsere girdiğim de oldu. Akademideyken. Çünkü onlar hazır bir orkestra. Repertuarlar her zaman ceplerinde. Sağlam. Ve o zaman gerçekten aman tanrım demiştim. Ben hiç prova yapmadan şu an ilk defa çalıyordum. Aslında çok zor bir durum. Onlar belki onlarca kez çalmışlar. Ben ilk defa çalıyorum ve yapmaya çalıştığım şey onlar gibi olmaktı açıkçası. Onlara örnek almak ve sahnede sağlam görünmek, sağlam durmak, kendinden emin ve ne yaptığını bilerek. Bu gibi şeyleri öğrenmek gerçekten de zorluydu. Ama etrafı, dediğim gibi, bence burada gözlemci olmak, gözlemleyebilmek insanların çalışını çok önemli. Çünkü sizden beklenen şey sizin de bu orkestra uyum sağlamanız. Yani siz "onlar nasıl çalıyor canım, ben böyle çalarım" diye düşünürseniz zaten o deneme süresini geçemezsiniz. Günde kaç saat çalışıyorsunuz? Belli bir saatim yok açıkçası. Yani önümdeki projeye göre değişiyor. Ben haftada bir iki gün hiç çalışmadığım da oluyor. Küçükken çok çalışırdım. O ayrı bir şey. Yani keman çalmak, keman tekniği üzerine düşününce küçükken ben 5, 6, 7 saati gördüğümü hatırlıyorum. Berle geldiğimde de bu sıkı tempo devam ediyordu. Ancak çalışma hayatına girdikten sonra artık eserler
yavaş yavaş aynı eserlerin gelmesiyle beraber bu yeni öğrenme süreci benim için daha da kolaylaştı. Peki orkestra olarak her gün bir araya gelip çalıyor musunuz? Nasıl birlikte çalışıyorsunuz? Yok, hafta yani şöyle pazar günleri her zaman boş. Pazar ve pazartesi günleri hiçbir zaman bir projemiz olmuyor. Her hafta yeni program var. Provalar salı günü başlayabiliyor. Şimdi korona nedeniyle salı günü ilk önce test olunuyor. Provadan önce korona testi olduktan sonra çarşamba günü ancak provaya başlayabiliyoruz. Perşembe günü tekrar test oluyoruz. Ve cumartesi günü konser şeklinde ilerliyor. Korona öncesinde ise haftada 3 gün konserimiz vardı. Perşembe günü genel prova. Genel prova baştan sona sanki konsermişçesine yapılıyor. Ve Perşembe, Cuma, Cumartesi de 3 gün boyunca konserimiz oluyordu. Bu tempoya alışmak zordu gerçekten. Ben daha önce Alman Senfoni Orkestrası'nda konsertmeister yardımcılığı yapıyordum. Orada haftada bir kere konserimiz oluyordu. Dolayısıyla haftada bir kere konserden 3 tane konsere ve başka bir seviyeye çıkmak başta benim için zordu. Ama zamanla alıştım. Peki biraz da müzik kariyerinden bahsedelim mi? Seni tanımayanlar için biraz özetleyelim mi? Bugünlere nasıl geldin, nasıl başladın ve nasıl ulaştın bugünlere? 9 yaşında başladım kemana. Çocuk korosunu söylüyordum öncesinde. Ana sınıfı öğretmenimin benim yetenekli olduğumu keşfetmesi belki de biraz yani ha bu kızınız çok güzel şarkı söylüyor. Ha bir kulağı belki de iyi duyuyor falan gibi bir yorumda bulunmuş annemleri. Annemler de beni çocuk korosuna yazdırıyorlar. Bir arkadaşların tavsiyesi dolayısıyla. Yani kısaca anlatayım. Her bir olay birbirini takip ediyor. Yani bir dokunuş belki de hayatımdaki en ufak bir dokunuş bu bugünlere getiriyor. Ondan sonra Rus keman hocasıyla tanışıyorum. Adanya Kaynova. Sonrasında 11 sene onunla okuduktan sonra Cihat Aşkın'ın beni Stefan Picart ile tanıştırması dolayısıyla Berlin'e kapılarım açılıyor. Berlin'e geldikten sonra Tabea Zimmermann'la tanışıyorum. Tabea Zimmermann ile gerçekten izlediğim yol benim için muazzamdı. Tabea Zimmermann Almanya'da bilinen en büyük sanatçılardan biri. Viyola sanatçısı. Onunla yaptığım çalışma benim için son noktaydı açıkçası. Ve arada tabii ki yarışmalara giriyorum. Konserler oluyor. Türkiye'deki orkestralarla solist olarak çalıyorum. İlk en önemli yarışma 2006 yılında Gülden Turalı keman yarışmasıydı. Ondan sonra birçok kuruluşla, birçok yerle bağlantım oluşuyor. Yani dolayısıyla Türkiye'deki o yarışma benim için çok önemli bir dönüm noktası oldu. 2006'daki Gülden Turalı yarışması. Gerçekten dediğiniz gibi böyle küçük bir dokunuşla başlayan bir hareket bir insanın hayatının bambaşka bir yolculuğa devam etmesine sebep oluyor. Belki Tabii. öğretmeniniz sizi keşfetmese, yönlendirmese, iyi hocalara denk gelmeseniz, bunların hepsi galiba Evet. biraz da Çok önemli. şans, çokça da çalışmak var değil mi? Tabii ki birçok faktör, birçok etken var. Yani hiçbir başarı tek başına kazanılmıyor. İyi bir hoca, disiplin, stabilite, sürekli aynı çalışmayı gösterebilmek, hırs, iyi bir hırs, insanın kendi için olan hırs. Bu tarz şeyler çok önemli. Şimdi biraz başka bir konuya yönelmek istiyorum. Tabii bunlar bizim hepimizin hayatını etkileyen şeyler. O da kadın olmak. Biz kadınlar olarak hayatın her alanında var olmaya çalışıyoruz. Çünkü bir erkekler dünyasındayız. Bunu sanat dünyasında da görebiliyoruz. Sanat dünyasında da erkekler çoğunlukta ve maalesef kadınlar azınlıkta kalıyorlar. Şimdi seni kabul edildiğin Berlin Filarmoni Orkestrası'na da baktığımızda erkeklerin çoğunlukta, kadınların ise azınlıkta kaldığını görüyoruz. Özellikle işte sizin birinci keman grubuna da baktığımızda not almıştım ben hemen notlarıma bakayım. Kaç kişi var birinci keman grubunda? 22 kişi var. 22 kişiden sadece 7'si kadın. Bu durum diğer gruplarda da değişmiyor. Hatta bazı gruplarda hiç kadın yok. Sizce neden böyle? 35 sene öncesinde Berlin Filarmoni'ye ilk defa bir kadın sanatçı alınmış.
birinci kemanlarda Madeleine Caruso. Hala kendisiyle çalma şansım var. Hala şu an çalıyor. O kadın bir ilki başlatmış. İlk defa Berlin Flamme'ye bir kadın alınıyor. Düşün, 35 sene içerisinde belki şu an kaç kadın olmuş dediniz bilmiyorum genelinde ama bir kişiyle kalmamış sonuç olarak. Onu biliyoruz. Dolayısıyla bence bu durum zamanla değişiyor. Hatta değişti ve günümüzde de kadınlara yönelik flamonide onu almayalım gibi bir düşünce olmadığını düşünüyorum. Yani çok daha açıklar ve ben şu sözleri de duydum. Hande, sen o konsertmeisterlik sınavını da yap. İlk kadın konsertmeister sen olursun dedi biri mesela. Yani orkestranın baş kemancısı. Yani hani insan tabii ki de seviniyor böyle şeyleri duydun. Çünkü insanlar artık açık. 35 sene önceki düşünce kalıbını Madeleine Caruso'nun kırmasıyla beraber günümüzde artık bu durum çok daha azalmaya başlamış ki düşünün, Berlin Filarmoni'nin müzik direktörü de kadın. Andrea Tischmann. O da kadın. Ve çok da başarılı bir kadın. Görevini inanılmaz iyi yapıyor ve böyle bir durumun üstesinden gelebiliyor. Korona gibi bir pandeminin üstesinden gerçekten büyük bir profesyonellikle geliyor. Peki sizce neden kadınların sayısı az? Genel olarak da baktığımızda. Şu an günümüzde mi yoksa geçmişe yönelik mi? Geçmişe yönelik şimdi. Yani neden 35 yıl öncesi çok yakın bir tarih. Yani düşünebiliyor musunuz, bu kadar önemli bir orkestra sadece 35 yıl önce ilk kez bir kadın giriyor. Neden daha önce kadınlar yok ve neden hala kadınların sayısı az? Ben bunun kadınlardan belki beklenen görevlerde yattığını düşünüyor olabilirim. Yani şu an şöyle açıklayayım. Kadının işi, kadının görevi, kadının evi çevirip çevirmesi, her şeyle ilgilenmesi gibi birçok sorumluluk bilmiş zamanla. Aslında bu bir klişedir. Yani erkek de aynı şekilde aynı görevleri üstlenebilecek yeteneğe sahip. Çocukla ilgilenmek, yemek yapmak falan gibi vesaire. Belki de o zamanlar kadınlara yapılan bu etiket yüzünden kadınlar belki hiçbir sınava bile girmediler. Ben yani zannetmiyorum ki her kadına eşit miktarda hak verilmiş o zamanlarda. Ama günümüzde böyle değil. Ben yani günümüzde gerçekten bu durumun yavaş da olsa değiştiğini düşünüyorum. Dedik hani şu kadar kadın var, bu kadar erkek var. Bu bir işarettir. Yani bu artık bu durumun eskisi gibi olmadığına dair bir işarettir. Mesela ben şunu bile garipsemedim. Ben ilk kadınmışım. Türk ilk kadınım orkestrada. Ben bunu garipsemedim. Benim için çok normal bir şey gibi geliyor. Yani özellikle bu noktaya parmak basmak. İşte o kadın başına bunu başardı demek. Bana sanki kadınları da hafife alıyormuş gibi bir hava veriyor açıkçası. Öyle bir mesaj veriyor bana. Ne var ki zaten her kadın, her erkek, her insanın eşit olduğu bir dünyada yaşadığımızı hayal ediyorum ben açıkçası. Özellikle bunu kadın yaptı diye de böyle parmak gösterip böyle ekstra bir alkışlamak sanki o yapamazdı zaten ne aslında altında yatırıyor. Yani o kadın başına yaptı bunu. Bence böyle demek yanlış. Zaten kadınlar güçlü, zaten kadınlar birçok alanda iyiler. Sanki biz bunu göz ardı edip o kadınken yaptı. Çünkü o kadar erkek dünyasında yaşıyoruz ki bir kadının filarmoniye kabul edilmesi çok olağanüstü bir başarı olarak görülüyor. Çünkü sanki sadece erkekler yapar da kadınlar yapamazmış gibi. Ama şu açıdan önemli, ilk kadın olduğunu vurgulamak, eşitlik sağlanana kadar bu vurguya ihtiyacımız var. Çünkü siz aynı zamanda rol modelsiniz başka genç kadınlar, genç kızlarımız için. Bu yüzden hani onların rol modeli olduğunuzu ortaya koyabilmek açısından ben hep öyle söylüyorum, eşitlik sağlanana kadar bu vurgulamalara biraz ihtiyacımız oluyor. Peki tabii şimdi sanat elbette çok özel bir alan ama görüyoruz ki çok taze, yeni, hem dünyada hem Türkiye'de maalesef tartışmalar hiç bitmiyor. Kadınlar hangi ortamda olurlarsa olsunlar
toplumsal baskılara, cinsel tacize, tecavüze, psikolojik ya da fiziksel şiddete maruz kalıyorlar. Sizin gördüğünüz sanat dünyasında, senfoni orkestrasında kadınlar hangi sorunları yaşıyorlar? Siz hangi sorunları yaşadınız, nasıl aştınız ya da aşamadınız? Biraz gözlemlerinizden bahseder misiniz? Ben gerçekten hiçbir sorun yaşamadım. Ya belki şanslıydım. Ama dediğim gibi ben yaşadığım şu süre boyunca kadın olarak, kadın olduğum için böyle davranıldığımı hiçbir ortamda hissetmedim. Yani Almanya bu konuda çok daha ileride. Burada biliyorsunuz kadın bir başbakanımız var zaten. Dolayısıyla bu konunun üstesinden ben gelindiğini düşünüyorum. Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Kadınların küçümsendiği ortamlar vardır. Kadınların yapamaz diye düşünüldüğü ortamlar vardır. Ama ben iş ortamımda katiyen bunu en ufak bir şekilde bile hissetmedim. Dolayısıyla kadın olarak da hiçbir zorluk çekmedim açıkçası. Kadın olduğum için ikinci plana atılmadım. Ha nedir? Erkeklerin arasında ayrı bir konuşma vardır. Erkeklerin arasında da bu da beni alakadar etmez. Kendi aralarındaki şakalaşmaları veya başka bir konuşmaları benim için bir alakadar eden bir durum değildir. Ama çok ben çok fazla saygı gördüğümü de düşünüyorum orkestradan. Erkek iş arkadaşlarımdan da aynı şekilde. Gerçekten el üzerine tutularak çok saygı gördüğümü düşünüyorum gerçekten. Peki daha önce bulunduğunuz ortamlarda ya da gözlemleriniz ya da arkadaşlarınızın size anlatımlarınızda neler olduğunu söylüyorlar? Nasıl anlamadım? Yani Berlin Filarmoni özelinde konuşmuyorum. Sizin eğitim hayatınızda, konservatuar hayatınızda, sonra çaldığınız orkestralarda tanık olduğunuz bir kadının kadın olmasından kaynaklı hangi sıkıntıları yaşadığına tanık olduğunuz ya da arkadaşlarınızın anlattıkları benzer olaylar var mı? Hani taciz olabilir, toplumsal baskı olabilir, hor görme olabilir, söz vermeme, yeteneklerini küçümseme olabilir. En çok küçümseme konusunda tanık oldum. Ancak buna da verebilecek spesifik bir örneğim yok şu an. Ama kadınlardan dediğim gibi beklenenin 50 yıl öncesi gibi olmaması lazım. Günümüzde gerçekten eşitliğin sağlandığı bir dönemdeyiz benim için. Ben öyle düşünüyorum. Ben bunun üstesinden geldiğimizi düşünüyorum açıkçası. Biliyorum Türkiye'de durumlar dediğiniz gibi kadına olan şiddet çok çok fazla. Kadına olan saygı yerlerde. Ama ben bu durumun birçok Türkiye'de de birçok yerde değiştiğini düşünüyorum. Ve bu değişimin zaman alacağına inanıyorum açıkçası. Kadınların küçümsenmediği, el üstünde tutulduğu zaman gelecektir mutlaka. Mutlaka bizim de buna inancımız çok ve umudumuz da çok. Şimdi tabii sizin Berlin Filarmoni'ye kabul edilmeniz, az önce söyledim, rol modelsiniz. Sizin gibi keman sanatçısı olmak isteyen ve bizi izleyen küçük izleyicilerimiz, küçük kızlarımız ya da genç kızlarımız, bu hayali gerçekleştirmek isteyen, iyi bir keman sanatçısı olmak isteyen genç kadınlara tavsiyeleriniz neler olur? Kendinizi hiçbir zaman sınırlandırılmış hissetmeyin. Yani ben kadın olarak değil ama Türkiye'den gelen biri olarak, bir Türk olarak, Almanya'da yaşamaya çalışan öğrenci olarak gelen biri olarak ben hiçbir zaman kendimi onu yapamazsın, hani bunu yapamazsın gibi bir kalıplara sokmadım. Bence bu çok önemli. Çünkü insan kendini kalıplara soktuğu zaman istediği yere varması çok zordur. Neredeyse imkansız olanı istiyor musunuz gibi bir de etrafınızdan baskı gelebilir size. Dolayısıyla gerçekten kendinizi özgür bırakmanız lazım. İstediğiniz şey neyse ben hiç sağa sola dinlemedim. Yani ben bu baskıyı kadın olarak değil ama en yakınlarımdan bile herhangi bir baskı almışlığım vardır tabii ki. Hani de onu yapma, işte bunu yapma. O daha o çok zormuş, sen bunu yap, bu daha kolaymış gibi sözleri duydum. Ama ben hayır dedim, ben istediğimi yapacağım dedim. Ama bunu söyleyenler de kadın. Yani dikkat ederseniz bazen ben şuna da inanıyorum.
kadının erkekten çok kadın düşmanı daha fazla maalesef günümüzde. Benim deneyimlerime göre. Yani kadınları desteklemesi de bence çok önemli. Kadınların arasındaki o yarışın da dostluk olarak gelişmesi bence çok önemli. Bunlara da tanık oldum ben. Özellikle bakın düşünüyorum ben en çok burada ne zorluğu yaşadım? Ben en çok burada kadınlardan zorluk yaşadım. Erkeklerden değil. Ne tür zorluklar? Kabul edememem. Belki yeni bir ortama girdiğinizde siz kadın olduğunuz için ya hani o da oraya nasıl gelmiş ki canım falan gibi bir düşünce. Bir ön yargı, belki de bir ön yargı. Bu tarz zorlukları ben kadınlar tarafından da yaşadım. Yani dolayısıyla kadınların da dikkat etmesi gereken şeyler var benimce. Hiçbir söze aldanmayın. Hiçbir sizin istediğiniz yani kendi insanın kendi istediği şey ön plandadır benim için. Kendi isteklerinizin doğrultusunda ilerlemeye çalışın. Tabii ki dediğim gibi kadınların kadına destek olması lazım. Kadının en büyük destekçisi yine kadın olmalı. Tersi değil. Tam tersi olmamalı. Ve elbette çok çalışmak. Yani tamam, kimseyi dinlemesinler. Sanatçı, keman sanatçısı olabilmek için. Peki başka ne yapmalılar? İyi bir keman sanatçısı nasıl olunur? Disiplin, tamamıyla iç disiplin, çok çalışma, emek harcama, araştırma, çaba sarf etme. Ya bunlar birçok faktör var. Ve tabii ki de şans da gerekiyor. Ben dediğim gibi sizin için ben bu iyi hocalara rastlamasaydım bu başarıyı belki de elde etmem pek mümkün değildi. Ama ben bunun için de çabaladım. Yani ben bu iyi hocalar da benim bir anda kapılar açıldı ve önüme çıkmadılar. Ben de çabaladım. Ben Stefan Picart'ı Berlin'e gelmek için ben araştırdım. Cihat Aşkın'a ben ulaştım. Şu kişiyi tanıyor musunuz? Yani herkes de beni elimden tutup evet Hande biz sana şu kapıları hepsini açacağız demediler. Çok çaba göstermek lazım. Bir yerlere varabilmek için, bir yerlere ulaşabilmek için gerçekten insanın en büyük başarısı ilk önce kendi çabası. Sonrasında olanlar da etraftan gelen yardımlar, desteklerdir. Şimdi baktığımızda çok güzel bir noktadasınız. Dünyaca ünlü, çok prestijli Berlin Filarmoni Orkestrası'nın bir üyesisiniz. Bir sanatçı olarak hayalinizi merak ediyorum ben. Kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? Bundan sonra ne var hayalinizde? Gerçekleştirmek istediğiniz noktada ne var? Nerede görmek istiyorsunuz kendinizi? Benim en büyük hayalim Berlin Filarmoni Orkestrası'na emekli olmak. En büyük hayalim. Ben geldiğim yerden çok mutluyum çünkü birçok insan beni şu an Berlin Filarmoni'ye gelmiş biri olarak düşünüyor ve bundan sonra ne var? Sizin gibi sorular, bir takım sorular aldım birçok insandan. Çünkü arkasındaki o benim buradaki senelerce olan çabamdan pek bir insanın haberi olduğunu zannetmiyorum. Yani dolayısıyla burası benim şu an vardığım nokta, varış noktam. Ya ben buradan sonra başka bir yeri düşünmüyorum. Hedeflemiyorum. Böyle bir orkestradan sonra başka hiçbir orkestraya gidemem. Yapamam yani. Akademi yaptıktan sonra ben tek hedefim burada çalabilmekti. Ya benim tek en büyük umudum bu orkestraya gelip kadro olabilmekti bu orkestrada. Bu hissin geçeceğini ben zannetmiyorum. Gerçekten bu orkestrada emekli olmak istiyorum. İlk çalan kadın benim için de rol model. Yani ben nasıl bazı kızlarımız için rol modelsem benim de rol modelim var. Filarmoniye başlayan ilk kadın sanatçı Madeleine Caruso. 35 senedir çalıyor ve önümüzdeki sene emekli olacak. Ben onu hayal ediyorum kendim için. Gerçekten çok güzel bir hayal. İnsanın mutlu olduğu yerde devam etmesinden daha doğal hiçbir şey olamaz herhalde. Sormayı unuttum. Biz keman dinlerken ya da bir senfonik eseri dinlerken çok farklı duygular içinde olabiliyoruz. Müziğe kelimizi kaptırdığımızda. Peki siz çalarken hangi duygular içinde oluyorsunuz? Neler hissediyorsunuz?
Bazen hüzünlü bir parçaysa hüzünleniyorum. Keyifli, mutlu bir parçaysa melodileri. O zaman da ben de keyifle çalıyorum veya onu gösterebiliyorum. Ben burada her çaldığım şeyi zaten kemanımla aktardığımı düşünüyorum. Her hissettiğim duyguyu da aynı şekilde. O yüzden söz kelimelerle ifade etmek bazen zor oluyor. Ve kemanla aktarmak, belki bir anlamda biraz konuşabilmek çok daha kolay benim için. Peki, çok teşekkür ediyorum bu güzel söyleşi için ama bir ricada bulunmak istiyorum. Acaba minicik, minnacık bir mini konser vermeniz bize mümkün olabilir mi? Onunla tamamlamış olsak röportajımızı. Maalesef şu an kemanım çok uzaktı. Ben size video yollayayım. Olur mu? Benim filarmonide ki birinci kemanlardaki iş arkadaşımla yapmış olduğumuz çok güzel bir video var. Ben onu size yollayacağım. Tamam. Biz de onu yine bu röportajın arkasından bağlarız, montajlarız. YouTube kanalımızda yayınlarız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sevgiler sunuyorum size hepimiz adına. Gerçekten bizi çok mutlu ettiniz. Güzel, büyük bir başarıydı. Biz de sizi takip etmeye, dinlemeye devam edeceğiz diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun.